ekonominin nabzını birlikte tutmaya. Yaşayan Ekonomi'ye hoş geldiniz. Hafta sonu Bursa Halin'de önemli bir ziyaretçi vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi. Bülent Tüfekçi sebze ticaretinde, sebze üretiminde Türkiye'nin Avrupa dördüncüsü, meyve üretiminde ise dünya onuncusu olduğunu söyledi. Bu çok önemli bir nokta aslında, çok önemli rakamlar. Meyve deyince, Bursa deyince aklımıza hemen ilk etapta şeftali gelse de lideri olduğumuz bir başka, üretiminde lider olduğumuz bir başka meyve var. O da ahududu, diğer adıyla frambuaz. Bugün hem üretimini hem karını hem bu konunun sorunlarını konuşacağız. Yanımda üretim yapanlardan bir tanesi var, Osman Bey. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Şöyle hemen bir meyvemizi tanıyalım. Bu arada seyircilerimizi arkada görüyorlardır. Ahududu fidanları da arkada. Değil mi? Onlar sırıklarla beraber yükseltilerek yapılıyor. Evet, ilk sene ekiminden. Şöyle buyurun kameraya. Ekiminden 3 sene sonra, 2 sene sonra ancak mahsule geliyor. Ekiyorsunuz bahçeye. 3 yıl sonra mahsul veriyor. İki yıl sonra. Her yıl galiba yapılacak işlemleri de var. Tabii. Neler yapılıyor? Her yıl verimden sonra akabinde temizliği yapılıyor. O seneki mahsul veren fideler kesiliyor, temizleniyor, diğerlere bağlanıyor, bakımı oluyor. Araların çapası oluyor traktörle. Yine traktör aldık. Onun çapası oluyor, bakımı oluyor. Bağlanıyor, ilaçlanıyor. Gübreleniyor. Çok da hassas bir meyve. Evet. Toprağa değmemesi gerekiyor. Evet, bu yüzden hep yükseltilmesi gerekiyor sırıklarla. Evet. Bir de ilaçlanması gerekiyor. İlaçlanmasan yağmurlu havada da çürük yapıyor. Ya kalite düşüyor bu sefer. Kalite düşüyor. Evet, kalite ama düşüyor. Siz diyorsunuz ki ben en kalitelisini yaparım. Evet, en kalitelisini iddialıyım tabii. Evet, gerçekten öyle. Çok büyük büyük ama şu elimde gördüğünüz şu kadarcık ahududu, diğer adıyla frambuaz, marketlerde o önemli markaların ambalajı içerisinde çok daha farklı fiyatlara, burada köyde çok daha farklı fiyatlara konuşuluyor. Biz bugün bunu konuşacağız. Şöyle vereyim, ben size takdim edeyim. Köyümüzün muhtarı da burada. Aynı zamanda biz Bursa Kestel Sait Abat köyündeyiz ve Sait Abat köyü köyünün muhtarı yanımızda. Merhabalar, sizi de alalım. Çok teşekkür ederim. Sayın muhtarım, nasıl yetişiyor ahududu bitkisi? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Konudaki ahududu üreticilerinin var olan sorunların giderilmesi anlamında göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya Sait Abat köyü, hatta bölge çiftçisi adına teşekkür ediyorum size. Sait Abat yaklaşık yıllık burada 25-30 ton ahududu üreten bir kapasitemiz var. Ama bakıldığı zaman Kestel özellikle Türkiye'nin %90'ına yakın olan ürününü üretiyor. Yani ülkede üretilen ahududunun %90'ı Kestel bölgesinden üretiliyor. Tabii bu konularla alakalı büyük sıkıntı yaşıyoruz biz. Özellikle pazarlama noktasında. Şimdi tek tek duracağız bu konuyla ilgili. Evet. Önce şunu soracağım. Geçtiğimiz yaz kaç liradan satıldı kilosu? Köylüler kaç paraya sattılar? Kilosunu geçen yıl 6 TL'den verdik. Siz 6 TL'den verdiniz ama biz bugün marketlerde dondurulmuş olarak çok daha farklı fiyatlarda görüyoruz. Bugün ne diyorsunuz? Yaklaşık 10 gün önceki fiyat dondurulmuş gıda olarak satılıyor. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 35 TL'ye kilosu veriliyor şu an raflarda. Dediğiniz gibi önemli marketlerde bunu ürünü bulabiliriz. Esas sıkıntı bu. Ona değinmekte büyük fayda var. 6 lira 7 lira sattığımız ürünün parasını biz Ocak Şubat ayında anca alıyoruz. Ve o aylarda zaten bu ürün tavan fiyat yapmış oluyor. Yani bizim bu konuyla alakalı bölge muhtarları, bölge kooperatif başkanları, üreticilerle alakalı yaklaşık 2 yıldan beri bir uğraşımız söz konusu. Bu söz konusu sorunun, çiftçinin mağduriyetinin gidilmesi anlamında bir birlik kurulması gerektiğini dile getirdik. Ve bununla alakalı bir fikir birlikteliği sağlanmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuyla alakalı destek aldık. Üreticinin mahsulünü kendi buzhanesinde şoklama tesislerinde şoklayıp zaten Ocak Şubat ayında aldığı parasını Ocak Şubat ayında yine 6 liradan 7 liradan değil de 35 TL 40 TL'den alma şansı var. Bu imkanın yaratılması konusunda büyük destek gördük. Bu bir süreç, takdir edersiniz ki şu an devam ediyor. İnşallah bu uygulamayla üreticinin burada 25 ton 50 ton olan ürün yapan köylerin kapasitesi daha da artmış olacak. Yani bir nebze bu üreticileri daha fazla üretim yapması için teşvik etmiş olacağız. Ben şunu merak ediyorum. Köylü buradan 6 liraya sattı kilosunu. Evet. Ama markette ben dondurulmuşunu kilosu 35 TL 40 TL'den alıyorum. Arada bu nereye gidiyor? Tüccarlar dediğimiz halk dilinde bilinen bu işin ticaretini yapanlar. Tüccarlar vasıtasıyla bu para, işte bu makas oldukça fazla.
Tabii onlar da kazansın ama üreticinin kazandığından çok daha fazlasını kazanıyorlar. Bu açıkçası alın terine bir ihanettir diye düşünüyorum. Hakikaten öyle. Bir emek var burada nihayetinde. İnsanlar evladına bakar gibi yıllarca bu ahududuya bakıyor ve acıyı biz çekiyoruz, sıkıntıyı biz yaşıyoruz. En güzel parayı da üretici değil de aradaki komisyoncular kazanmış oluyor. Bu hakikaten büyük bir mağduriyet. Yani bunu Allah kabul eder, ne kul kabul eder böyle bir sıkıntıyı. Ondan dolayı yapmış olduğumuz çalışmalar tamamıyla buna endeksli. İnşallah bu sorunu da ortadan bir iki yıl içinde kaldırmış olacağız. Siz de diyorsunuz ki ben bu köyün muhtarıyım. Ben bir girişim yaptım ve yani, verimli sonuçlar da olacak. Bu sadece benim bu başarı diye görürseniz sadece benim başarımla değil. Bölge muhtarları, üreticiyle beraber. Tabii biz muhtar olduğumuzdan dolayı bir nevi bu işin lokomotifi konumunda oluyoruz. Sorunların giderilmesi noktasında tabii biri öncelik etmiş olacak. Biz köyümüzde biraz öncelik etmiş olduk. Benimle beraber diğer köyler, köy muhtarları, kooperatif başkanları da bu soruna tabiri caizse var gücüyle çalışıyorlar giderilmesi için. Evet. Çalışıyorlar. Şimdi başka masrafları da var aslında bu işin. Toplama esnasında işçilik maliyeti var değil mi? Az önce beyefendinin söylediği gibi ilacı var vesairesi var. Masrafı nedir? Şimdi ben daha önceki yıllardan bahsedeyim size. 5 yıl önce bu ürün 4 liraya gidiyordu. Hı hı. Ama mazot 3 liraydı. Ve ilacın litresi 1 TL'ydi. Şimdi girdi maliyetleri de arttığından dolayı fiyat aynı. Yani aradaki makas da bu anlamda da açılıyor. Bu üreticiye tamam ilaç belki sabit yerinde durmayabilir, mazot yerinde durmayabilir ama bizim sattığımız ürünün fiyatı da artması lazım. Aksine düşüyor. Aksine düşüyor. Bir önceki yıl 7 TL'ye verdiğimiz malı geçtiğimiz sene 6 TL. Bir önceki sene 40 liraydı işçiyor müyese bu sene 60 lira. Aradaki fark mahsul fiyatı düşüyor, işçi masraf yani bir işçi şeyinle de olmuyor, üretimle de olmuyor. Bunun ilacı, gübresi. Bu durumda üreticiyi olumsuz etkiliyor. Evet tabii. Yayından önce konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Bir de böyle yurt dışından gelenler de var. Aslında Türkiye bu konuda çok elverişli ama yurt dışından gelen ürünler de galiba olumsuz etkiliyor. Evet zaten söz konusu bahsettiğim ülkede üretilen ahududunun %90'ına yakın kısmı Kestel'de üretiliyor. Hı. Diğeri Bosna Hersek, Sırbistan gibi Balkan ülkelerinden geliyor daha çok. Tabii onların da gümrükleme vergisi olmadığından dolayı çok daha onların Türkiye'ye pazarlamaları çok daha mantıklı. Oradaki üreticiler açısından. Yani kendi bölgelerindeki satamadığı fiyatları bize satıyorlar. Tabii şimdi bu bölgedeki üreticiyi siz desteklemediğiniz takdirde Türk çiftçisi değil de diğer ülkelerin çiftçileri kazanmış oluyor. İşte bizim yapacağımız bu birlik bu var olan esas sorunu da ortadan kaldırmış olacak. Burada tabii bizim iyi niyetimizle mücadele etmemizin akabinde bize hükümet desteği de gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın devletin de desteği gerekiyor. Şimdi onunla ilgili bir açıklama var o zaman. Sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Hafta sonu bir ziyaretten bahsediyordum Bülent Tüfekçi'den. Bülent Tüfekçi'nin çok ilginç saptamaları var. Diyor ki soğuk hava zinciriyle ilgili evet aksaklıklar var. Bakın burada hani en küçük noktada çekirdek tek üreticinin sıkıntısından bahsediyoruz. En yüksek noktada bakanın saptamasından da bahsediyoruz. Aslında çok paralel gidiyor sevgili izleyicilerimiz. Diyor ki soğuk hava zincirlerinin yetersizliğinden dolayı her yıl 25 milyarlık sebze, meyve çöpe gidiyor ve hafta sonu Bursa Halin'de özellikle meyve sebze üreticileri ve satıcıları ile ilgili yaptığı konuşmasında bu konuyla ilgili epey bir destek vereceğini, gerek kredi gerek para ile ilgili teşvikler verileceğini, soğuk hava zincirinin yaygınlaştırılması gerektiği ile ilgili açıklamalar vardı. Aslında hani tam böyle sizden başlayarak o tarafa doğru paralel giden bir açıklama değil mi? Dediğiniz gibi zamanlama olarak da çok güzel tesadüf oldu, denk geldi. Biz zaten yaklaşık bir 20 gün önce bu birliğin kurulmasına karar verdiğimizde ve bununla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek aldık. Aynı sıkıntıları kendisi de biliyor. Söz konusu şoklama tesislerinin bize Büyükşehir Belediyesi'nden tarafından yaptırılıp bize devri olacak. İnşallah bakanımızın da açıklaması dediğiniz gibi bu noktada paralel. Bu sorunu ben iyi niyetimizle mücadele ettiğimiz için işte niyet hayır, akıbet hayır sözü çok önemli benim için. İnşallah iyi niyetimizle başladık inşallah yine hayırlısıyla sonlandıracağız diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi hükümetin tabii bu konuda desteği olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hemen üreticimize soracağım. Geçmiş yıllara göre üretim nasıldı, verim nasıldı, bu kışı nasıl geçirdik, baharda, yazda ne bekliyorsunuz? Buyurun lütfen şöyle. Bahardan yazdan daha güzel verim bekliyoruz tabii. İnşallah daha güzel olacak. Fiyatlar da iyi olursa. Hı hı. Belli değil. Fiyatları da iyi olursa daha güzel olacak. Soğuk havadan etkilendi mi fidanlar? Hayır. Hayır. Burada öyle bir etkilenmek yok. Ama şimdiden sonra etkilenirse
hani azıcık bir filizlenmeler oldu, etkilenirse olabilir, soğuk olursa. Şimdi şu ana kadar etkilenmek yok. Evet. Rakımı yüksek yerleri seviyor galiba, evet, bu fidan değil mi? Özellikle dağın eteklerine geldik biz bugün, evet, böyle. Şu anda bulunduğumuz yer 800 metre filan rakım. Yüksek rakımı seven, evet, bitkilerle. Evet, tabii tabii. Yüksek rakımı seven bir bitki. Peki ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Yol kenarlarında da görüyoruz, böyle çiftçilerimiz satıyorlar. Kendime kadar diyecek olursa 10 tane hemen öyle çubuğu dikecek olsa bir haftalığını kazanır mı kişi, çiftçimiz? Yok, hayır hayır. Kazanır mı? Hayır, hayır, kazanmaz. Yolda satarak? Yok, yok yok, öyle kazanılmaz. Çünkü çok şey isteyen, böyle incelik isteyen bir mahsul. Yani bir çilek gibi değil. Hı. Yani bir çileği toplarsın ama bunu yani bir gün akşama kadar bir içini topluca avududu 30 kilo. Evet. Bu akşama kadar toplayacak 30 kilo, 30 kilo yarım saate satacak belki. Evet. Çok narin diyorsunuz, evet, çok işçilik gerektiriyor diyorsunuz. Toplamakta çok hassaslık isteyen bir şey. Herkes toplayamaz. Evet, dokunduğumuzda sulanıyor. Tabii tabii, tabii. Günü aşırı toplamak lazım. Yani acı gününü geçirdiğin zaman toplarken mahsula değdiğin zaman, fideye değdiğin zaman hepsi dibine dökülür. Evet. Dibine dökülen de yerden alamazsın tabii. Evet. Tüketim alanlarını da konuşmak istiyorum ben sizinle. Dediğimiz gibi çok narin, hassas bir meyve. Biz acaba hani doğru tüketmiyor muyuz? Hep böyle dondurmak için şirketlere veriliyor. Ne yapılması lazım? Hangi alanlarda tüketiliyor? Nasıl daha verimli kullanabiliyoruz? Evet, ben... Buyurun. Cevap vereyim. Buyurun. Benden geçen yazın bir arkadaşımız geldi, bu kutuları getirdi. Bunları şoklamadan... Şoklamadan işte pazarlara sunmak için bunlara 125'er gram topladım ve bunları olduğu gibi götürdü soğuk hava deposunda. Yani şoklamadan öyle sattı. Ama bizden aldığı 1 lira 25 kuruş ya, yani sattığı dediğim ya 9 lira. İşte evet, paketlenince, kutulanınca, evet, paketlenince, markete girince daha farklı oluyor. Yani bizden aldığı 125 kuruşa. Orada sattı 9 liraya. Hangi alanlarda kullanıldığını da söyleyebilir miyiz? İlaçlamada kullanıldığını biliyoruz. Hı hı. Ayrıca daha çok pastaneler tüketiyor bu ürünü. Şu an için öyle. Meyve suyu, dondurma. Dondurma da işte pastane deyince buna giriyor. Onu demek istedim. Meyve suyunda pek yok. Sadece karışık meyve suyunda kullanılıyor. Bunun da daha doğrusu esansı kullanılıyor meyve suyunda. Hı. Yani birebir kendisi alınıp, meyve suyu fabrikaları tarafından alınıp kendisi işletilmiyor. Konsantresi alınıp... esans olarak meyve suyunda kullanılıyor. Evet. Evet. Ama esas tüketimi bizim bu bölgenin üretimi çok daha iyi olduğu için, ondan dolayı pastaneler en büyük tercih sebebi. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. İnşallah girişimleriniz çok güzel, olumlu İnşallah. Bir şekilde sonuçlanıyor. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Çiftçinin var olan sıkıntısının giderilmesi noktasında göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya, şahsınıza ve kurumunuza, Sait Abat Köyü halkı ve Kestel çiftçisi adına ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üretiminiz bereketli olsun inşallah. Tabii, biz de teşekkür ederiz. Biz bugün ahududunu konuştuk ama ben biraz Euro'dan, dolardan da bahsetmek istiyorum. Geçen hafta 3.75'i test etmişti dolar. Bu hafta kritik bir haftaya başladık. Malum hafta sonu referandum var. Üstelik farklı ekonomik haberler de var. Dolar bu sabah 3.72 ile başladı güne. Euro 3.94 ile başladı. Altının gramı 150 TL ile başladı. Dediğim gibi kritik bir hafta. Hep beraber merak ediyoruz, çıkacak mı, ne olacak diye. Bugün ahududunu konuştuk. Bir başka programımızda yepyeni konumuz ve konuklarımızla birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sözü devrediyoruz.